Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalı bekliyorum. Daha gelişmekte seslerimiz. Sonra All-Star kimde konuşacağız? Konseyde gergin anlar devam ediyor. Özellikle Batuhan Hakan arasında sert tartışmalar yaşandı. Çünkü Batuhan'la Hakan arasında bir top mücadelesi vardı. Ve Hakan adada kalması tabii ki Ogaday Poyraz'ı biraz nasıl diyeyim telaşlamıştım. Çünkü Ogaday Poyraz, Yasin özellikle Hakan'a karşı bir nasıl diyeyim tavır var arkadaşlar. Bu tavır devam edecek. Özellikle Ogaday Hakan tartışması efendim şöyle yüksek tansiyon devam edeceğini düşünüyorum. Ama Hakan'a destek veren isimler belli oldu arkadaşlar. Seyda destek veriyor. Aysu destek veriyor. Berna, Damla, Yağmur gibi yarışmışlar özellikle Hakan'a destek vermişse tabii ki özellikle kırmızı takım kazandığı takdirde mavi takım ortadan ikiye bölünür. Adalarda ilerleyen dönemlerde birleşeceği sert tansiyonlu bir dönem geçeceğiz. Tabii ki konseyde Batuhan'la Hakan arasında sert tartışmalar yaşandı. Yasin de Yaman da destek verdiği zaman özellikle şu Hakan'a karşı bir burada gruplaşma gördük arkadaşlar. Evet, Hakan terminlemesi mutlaka yükselmesi lazım. Eğer yükselmediği takdirde özellikle bu dörtlü Ogaday ve Poyraz başta olmak üzere Hakan'ı yine potaya sokar. Ama Hakan güçlü bir şekilde devam ederse bu sefer ya Yaman'ı ya da Furkan'ı veya baktığınız zaman Ogaday'ı potaya sokma ihtimali var mı? Her an her şey olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var ve özellikle yüksek tansiyonlu bölümler izledik. Avantaj takan Furkan ve Yunus Emre yine kapıştı arkadaşlar. Yunus Emre çok sinirli. Yunus Emre mutlaka sinirine hakim olması lazım. Ve Yunus Emre dediğim gibi biraz sinirine hakim olursa özellikle iyi bir oyun sergiliyor zaten. Böyle bir durum var. Ama çok çok yüksek tansiyonlu bir yarışmacı. Avatar'da patlayan bir bomba gibi zaten. Furkan özellikle bak kişi ne deyince yine kıyametler koptu. Batuhan da sinirli. Hakan da sinirli. Poyraz da sinirli. Ogeler sinirli. Bu sinir özellikle mavi takıma iyi gelmiyor arkadaşlar. Mavi takım tansiyon düşmesi lazım. Zaten kırmızı takım kazandığı takdirde iyi gidiyor. Evet, kırmızı takım özellikle Nagihan da iyileşti. Nagihan'ın gelmesiyle ben güzel bir nasıl diyeyim kırmızı takım izleyeceğiz. Ama kırmızı takımda da dediğim gibi dengeler değişiyor. Mavi takım dengeler değişmedi.